Kaslarını ölçüyor musunuz? Ölçecek misiniz? Şimdi şuraya bakarsak yine 10. Kalkınma Planı'nda. 10. Kalkınma Planı'nda yine öğretmenlerin, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin performans kriterlerinin belirlenmesi yeni bir olay değil. Ne zaman? 10. planda. 2012'de hazırlanmış, 2014'te evet, ilan edilmiş. Resmi gazetede 2 Temmuz 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. 6 Temmuz 2013'te resmi gazetede yayınlanmış. Bu çok eskiden beri olan bir şey. Bir okul zinciri olan bir kardeşim şunu söyledi. Sayın Bakanım, en iyi öğretmenler sizde. En iyi öğrenciler de sizde. Gerçekten bizim öyledir. Bakın sonuçlara. Yani özel okulun çok daha başarılı olduğu gibi bir algı gelir daha ama. Sayısal olarak düşük güzel olduğu için. Yani en iyi öğrenciler bizde, en iyi öğretmenler sizde, onun dediğin. Bizimle sizin aranızdaki tek fark şu. Bizde performans kriteri var. İşte güzel. Belli öğretmenleri nedir o bir performansa tutarız. Eğer o yakalayamazsa son veririz. Bizde 657 var. Öğretmenlerimize böyle performansla kapı dışına koyabilmek mümkün değil. Peki ne olacak? 2010'daki kalkınma planında. Dolayısıyla bir günde olan bir husus değil. Birinci husus bu. Burada yazıyor mu? Yazıyor. Resmi gazetede yayınlanmış mı? Yayınlanmış. Bunun dışında Yüksek Planlama Kurulu tarafından öğretmen strateji belgesi yayınlandı mı? Yayınlandı. Öğretmen strateji belgesinde performans ölçülmesi var mı? Var. Peki ne yapılması lazım? Öğretmenlerimizin hangi alanlarda hizmetçi eğitime o ihtiyacı olduğunu tespit edilmesi lazım. Bunun yolu öğretmenlerimize de sorulabilir.